Ne oluyor be burada? Burada işler çok saçma bir hale aldı dede. Aa, niye kapattın ya? Çok sinirliyim çünkü. Hayırdır dede? Kim sinirlendirdi seni? Kim olacak? Kendim. Kendi kendimi sinirlendirdim. Peyami dede hayırlı işler Remzi. Bırak zevzekli. Pardon. Sabah birkaç işimi halletmek için dışarı çıktım. Fakat şimdi eve geldim ve yapmayı unuttum bir şey olduğunu fark ettim. Yani? Yani çok mutsuzum. Ne güzel kaydık ya. Bir daha bağırsana Peyami dede. Neydi ya? Neydi? Hayda. Ne unuttum ben ya? Oyun kapandı Necati abi. Hadi ya. Mayday mayday. Düşüyorum. Dede ne yapıyorsun? İyi misin? Asker havada ne yapıyorsun? Çabuk kokpite geri dön. Emredersiniz komutanım. Ne oldu asker? Sorun nedir? Burada neyle uğraştığımı görmüyor musun? Evet görüyorum da nereden çıktı bu gece uçuşları? Merak ediyor kuledekiler. Unuttuğum bir şey var. Onu hatırlayınca görevim tamamlanmış olacak. Bu kadar önemli mi peki unuttuğun şey? Hatırlama ne olacak ki? Hayır asker. Bir yüzbaşı asla yapması gereken şeyi unutmaz. Şimdi al şu paraşütü ve kuleye geri dön. Ve unuttuğum şeyi hatırlamadan geri dönmeyeceğimi söyle. Emredersiniz komutanım. Tövbe tövbe, savaş mı çıktı? O sesler ne oğlum? Dedeme el sallayabiliriz. Hadi hadi sallayın siz de. Niye el sallıyoruz oğlum? Ne olmuş, hayırdır? Dün yapmayı unuttuğu bir şeyi hatırlayamadığı için canı sıkılmış. Psikoloji kitabında okumuştum. Kişi unuttuğu bir şeyi hatırlamak için gün içerisinde yaptığı şeyleri tekrar en baştan yaparsa bir işe yarayabilirmiş. Ne oldu? Aferin kızım. Psikoloji, evet. O zaman yarın sabah Peyami ile çıkıp dün yaptığı şeylerin hepsini tekrar yapacaksınız. Ya anne! Yapmazsanız doğum günü pastasını unutun. Herkes sığınaklara!